Ama şunu unutmamak lazım. Ya bazen Ankara'nın doğusuna hiç geçmemiş insanlar bulundukları konumdan oraları yanlış yorumlayabiliyorlar. Bir anlama çabası içerisinde olsak sanırım daha güzel olacak. Çok hoş olmayan şeyler yaşandı. Şehitlerimiz, ben birçoğunun bununla alakalı olduğunu düşünüyorum. Askerlik 101 ile uyuşmayacak şeyler uygulanıyordu yani. Ve bakıyorsunuz, diyorsunuz ki bu güvenli değil. Burada böyle hareket edilmemesi lazım. Ama öyle hareket edilmiyor. Neden? Çünkü karakter olarak siyasi politik çıkarları var. Vali Bey'e bir şey ispatlamaya çalışıyor. İcanlar yok. Üniforma sadece giydiğin bir kıyafetten ibaretse eğer, o zaman sen subay olmuyorsun zaten. Sen sadece devletin bir memuru oluyorsun. O anda orada bulunman gerekiyor. Ama subaylık başka bir meziyet. Yani subaylık bir nosyon, bir eğitim alman gerekiyor. Belli bir ortamın içerisinde pişmen gerekiyor ki ancak böyle subay olunabilsin. Ama en büyük sıkıntı liyakatsiz insanların başa gelmesiyle yaşanan, senin anlattığın gibi birçok örnek çıkacağız. Ve şu anda bu gittikçe de artıyor. Bir liste geldiğinde herkes birbirinden rica ediyor karakolda. 7-24 birliktesiniz. Oturma odası bir tane. Bütün rütbeliler orada. Ve herkesin ilk yaptığı şey şu: kendi ismini aramak. Yani kimsenin şöyle bir rahatlığı yok. Yani benim başıma böyle bir şey gelmez. Herkes istisnasız, her rütbeden, her insanın ilk yaptığı şey şu: yani listeyi bana da atar mısın? Bir bakayım. Hemen kendi Ne adını yazık ki kontrol alfabe sırası da değildi. Bulmak da çok zordu. Aşağı doğru inmen gerekiyor. Tek tek edeyim. bakacaksın. Alesa'dan herkese merhabalar. Bugün Alesa'da bir vizeli konuğumuz Bilal Özden. Bilal hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Çoğunlukla takipçilerimiz seni büyük ihtimalle Twitter'dan tanıyorlar. Sosyal medyada aktif olarak bulunuyorsun ve paylaşımlarında gerçekten dikkat çekiyor. İnsanlara kimi zaman moral veriyor, kimi zaman da düşündürüyor, kimi zaman da olayların farklı yönlerinde farklı şekillerde analiz yapmasını sağlıyor. Ben bütün meslektaşlarım adına sana çok teşekkür ederim katkılarından dolayı. Çünkü biliyorum ki sen bunu kendin için yapmıyorsun. Belli bir bu dönemde yaşayan meslektaşlarımıza bir şey katkılarda bulunmak için bu süreci devam ettiriyorsun. Bu anlama teşekkür ederim. Bilmeyenler için tekrar bir daha başa dönersek, Jandarma Genel Komutanlığından harp okulundan mezun olduktan sonra Jandarma Genel Komutanlığında görev yapmış, kısa sürede olsa görev yapmış bir subay meslektaşımsın. Ben direkt konuya gireceğim bundan sonrası için ve sözü sana bırakacağım. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Seni dinlemek istiyorum çoğunlukla. Bir harp okulu hayatım var. Harp okulu hayatını yaşamayan bilmez. Harp okulu hayatı gerçekten zorlu bir yaşamdır ama çok şey katar insana. Ve sonrasındaki meslek hayatında da daha farklı tecrübeler edinirsin. Harp okulu hayatın ve kısa da olsa meslek hayatın sana şu andaki Bilal olarak neler kattı? Evet, güzel bir soru. Harp okulu çok meşakkatli bir süreç. Ama meşakkatin yanında size kattığı kesinlikle çok şey oluyor. En büyük kazanımım ne derseniz bence silah arkadaşlığı, devre arkadaşlarım diyebilirim. Ya bunu başka şekilde kolay elde edemezdim sanıyorum, bu yakınlıkta bir arkadaşlık. Onun dışında kendime bizzat kattıklarını kişisel özellik olarak falan konuşacak olursak da öz disiplin diyebilirim. Meşakkatli şeylere dayanma gücü, sebat etme zorluklar karşısında, bunu kesinlikle söyleyebilirim. Zaman yönetimi, yani her zaman bir deadline'ınız olur, bir şeyi yetiştirmek zorundasınızdır. Bir yerde olmanız gerekiyordur. Bu çok önemliydi. Takım çalışması şu anda çok popüler, çok gerekli bir şey. Özellikle çalıştığımız meslek gruplarında ileride konuşacağız muhakkak. Sanırım en önemlileri bunlardı diyebilirim. Harp okulu o yönden bazen tabii insanlar hani kızıyor, eleştiriyor, okurken zorlukları insana böyle yorucu gelebiliyor ama sonrasında hep güzel hatırladım. Şimdi olsa tekrar okurdum dediğim bir şey Harp Okulu. O yüzden de ben hep güzel anıyorum, güzel hatırlıyorum. Meslekte ve çok uzun süre kalamadım maalesef. Tatsızlıklar üst üste geldi. Ama mesleğin de yine de çok şey kattığını düşünüyorum bana. Orada da bu stres yönetimi, zaman yönetimi çok hızlı bir şekilde devam etti, yoğun bir şekilde. Orada da yine takım çalışması çok fevkalade önemliydi. Hiçbirinin boşa gitmediğini düşünüyorum. Bize çok şey kattığını, şu anki mesleğimde dahi kullandığımı düşünüyorum geçmişteki şeyleri. Peki meslek hayatın boyunca ilk girdiğinde görev yerin sanırım Türkiye'nin doğu bölgesinde çalıştın ağırlıklı olarak. Orada yaşadıklarından örnekler verebilir misin? Orada bireysel yaşadıkların sana insani olarak ve mesleki olarak neler kattı? O bölümle alakalı ilk Tabii. Twitter'da paylaşımların vardı hatırlıyorum ve bana etkileyici gelmişti. O yüzden tekrar vurgulamak istedim. Evet. Ya yani bunları aslında insani boyuttan ayırmadan
açıklamak çok zor. Sadece kariyer, meslek olarak açıklamak zor. İnsani olarak da çok şey kattığını düşünüyorum. Orada yaşanan tabii biraz farklı. Önce tam tayin sürecim nasıl gelişti, nereye atandım isterseniz ondan bahsedeyim kısaca. Lütfen. Normalde ben master eğitimi için İngiltere'ye gitmeyi hedefliyordum, planlıyordum. Planlarımız arasında öyle bir şey vardı. Sınavlara hazırlandım, üniversitelere başvurdum. Bu arada harp okulunu dereceyle bitirdin de belirtmekte fayda var, değil mi? Bir dereceyle bitirme durumu var harp okulunda, bir yanlış bilmiyorsam eğer. Açıkçası yok. Sınıf okulunda da öyle çok süper değildi derslerim. Kendi halimde bir insandım. Derslerim çok kötüydü diyemem. Ortalamam güzeldi yani iyiydi. Ama derece yapacak kadar iyi değildi derslerim ve o kadar da ders çalışmamıştım sanırım. Harbi okulunda daha çok İngilizceye önem verdim ve bir hedefim vardı. Yani okul biter bitmez o zamanlar PG dediğimiz postgraduate eğitimi planlanıyordu TSK tarafından. Harp okulu mezunu subaylar 4. sınıfın sonunda mezun olur olmaz Amerika'ya bütünleşik doktora yapmaya gidiyorlardı. Tabii ki bu kendi çabanızla oluyordu. Yani sınavlara gireceksiniz, üniversitelerle yazışacaksınız, kabul alacaksınız. Burada TSK sadece sizi burs vererek destekliyordu ve safahatınıza böyle bir alan açıyordu, öyle söyleyeyim. Döndüğünüzde de çoğunlukla harp akademileri, harp okulu olabilir, eğitim kurumlarında, karargahlarda olmak üzere o aldığınız güncel bilgilerle kurumu desteklemiş oluyordunuz. Amaç, hedef buydu. Ben de bu çok ilgimi çeken bir şeydi açıkçası. Buna çok ilgi gösterdim ve bu konuda hazırlıklarım oldu. Dil çalışmaya başladım. Hedefim burasıydı açıkçası, harp okulumun kendisinden ziyade. Sonrasında evet çok güzel bir netice aldım ve İngiltere'de bir üniversiteden kabul aldım. Hatta 2-3 üniversiteden kabul aldım. Ama planlarda ufak değişiklikler oldu genel komutanlık bazında. Siyasetin o zaman da TSK'ya etkisi başlamıştı açıkçası ve bizim bütün eğitimlerimizi iptal ettiler. Kimse gönderilmedi. Paralel yapı konusu o zaman gündemdeydi. Neticesinde tayinim Hakkari'ye çıktı beklenmedik bir şekilde. Tabii Hakkari çok sürpriz oldu çünkü ben bir yandan da evliyim ve eşim Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen olarak çalışıyor. Bizim ilk tayin yerimiz Teğmenler olarak ve devrimin büyük çoğunluğu bekar. Yani dolayısıyla ben evli, eşi çalışan, devlet kurumunda çalışan bir teğmen olarak eşimin çalışabileceği doğuda bir görev yerine atanmayı bekliyordum. Ve olması gereken de açıkçası oydu. Çünkü ileride olsaydı bu durum diyebilirdik ki ya evet benim neticede orada çalışmam gerekiyor ve sıram geldiyse mecbur çalışacağım. Ama ilk yerde koşullar müsaitken yapılmaması biraz rahatsız ediciydi. İtiraz ettim. İtiraz sonucunu bekledik. Hatta genel komutanlıkta daha tayin şubeye bizzat gittim. Telefonu açtım dedim ben yanınıza gelmek istiyorum, görüşmek istiyorum bu konuyu diye. Düğünüme 2 gün vardı sadece. Gittik görüştük. Evet onlar da garip karşıladılar olayı ve düzeltme ataması yapılacağını söylediler bir ay sonra. Biz tabii dedik ki ya tamam düzeltme atamasında düzeltecekler bunu. Hani yine planlarımızı bekletiyoruz. Eşi almamız lazım ama almıyoruz falan. Düzeltme atamaları açıklandı yine olmamış. Ben de hakikaten Hakkari gözüktü yani. O da tayin yerinde ilk okuduğumda çok hoş bir hatıram var. İşte ilk tayinler açıklanıyor tabii. Arkadaş mesaj da bildirdi bana. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Geçimli Güçlendirilmiş Jandarma Karakol Komutanlığı, Karakol Komutanı. Yani satır oldukça uzun ve her seferinde biraz daha şeyden uzaklaşıyorsunuz. Önce Türkiye'nin çok doğusuna Hakkari, peki. Merkez ilçe, tamam. Oradan Geçimli, yani daha dış bir karakol. Tabii evde ailem var, eşim var. Düğüne çok kısa bir süre var. Hemen ilk yaptığın şey ne olur? Google'a yazmak olur yani Geçimli. Neresi acaba falan diye. Google'a Geçimli karakolu yazdığınızda hemen tabii şeyler çıkıyor. İşte karakol baskını, işte şu kadar şehit, şu kadar yaralı. Çok hoş bir görüntü değildi. Yani evde herkes buz kesti tabii. Çünkü düğüne çok kısa bir süre var. Yeni evlisiniz. Tatlı bir telaş içerisindesiniz. Neticede öyle bir anımız oldu. Hakkari'ye öyle gittim. Yani bu koşullar altında. Eşimi arkada bıraktım. Eşyaları falan hep kendi yerleştirdi. Yani lojman başvurumuz olmuştu. Ben lojmanı şöyle bir gördüm boş haliyle. Anahtarı dahi arkadaşım teslim aldı arkadan. Ondan sonra eşim sağ olsun yani bütün eşyaları kendi tek tek yerleştirdi, evi temizledi. Benim bir katkım olmadı o süreçte, Hakkari'deydim çoktan. Ve aynı zamanda bu tam 15 Temmuz'a denk geldi. Yani 14 Temmuz'da ben katılış için Van'a gittim. KTM ile oradan Hakkari'ye geçiyorsunuz. Hakkari merkezde tam 14 Temmuz'da Hakkari merkezdeydim. Bir gün kaldık orada, ertesi gün
Karakola geçmemiz gerekiyor. Merkezden karakola tekrar bir KTM. O aşamada 15 Temmuz'da karşılaştık. Eşim tabii tek başına lojmanda. O sırada ve Can Beytepe'de, yani sınıf okulunda da tatsız şeyler yaşandı biliyorsunuz 15 Temmuz'da. Evet. Bu beni Yani çok endişelendirdi, evet. orada o kısa süre içerisinde oradaki olan bitenle alakalı, 15 Temmuz'dan bahsetmiyorum. Oradaki genel görevinle alakalı herhangi bir paylaşabileceğim bir anın herhangi bir şeyin var mı anekdotun? Kesinlikle umarım kısa tutmaya çalışacağım. Uzun olmaz çünkü orası çok belki başlı başına birkaç bölüm gerektiren bir yerdir. Yani benden çok daha fazla tecrübesi olanlar Sözünü aldım o zaman. Başka bir zaman başka bir var. tembel yaparız yani. Peki inşallah. Şöyle bir durum olmuştu. Gittiğimde çözüm sürecinin ertesinde gittik tabii ki biz. Şehir operasyonları çoktan başlamış. Yani birçok şehrimiz böyle yerle bir olmuş durumdaydı. Gittiğimdeki manzara şuydu. Geçimde de ya öz yönetim diyebileceğimiz tarzda kendi girişimleri olmuş PKK'nın ve o dönemki yönetimlerinin. Köy buna çok güzel entegre olmuş. Çünkü köylüler girip karakola sormuşlar. Demişler ki ya bizim bilgimiz yok. Biz sadece uzaktan beklememiz gerekiyor, seyretmemiz gerekiyor. Valiliğe gidip sormuşlar, muhtar. Valilik de demiş ki tamam sorun yok, devam edebilirsiniz. Öyle çok farklı bir oluşmaya başlamış köyde ve karakolda bunun tam merkezinde, içinde yani. Ama sonrasında devlet demiş ki tekrardan ya biz vazgeçtik. Bunun hesabını da sormaya geliyoruz. Ve köylü devlete karşı bu yüzden çok ciddi tepki gösteriyordu. Yani ben gittim. Babam da askerdi. Doğuda çalıştı. Çok defa doğuda bulunduk ve hatırladığım, hatıralarımda kalan hep şuydu. Yani doğu halkı çok misafirperverdir yani. Oraya göreve gelen Kesinlikle. İnsanlara da çok sıcak kanlıdır. Siz onlara bir adım atarsanız onlar size birkaç adım atar yani. Gönüllerini açarlar. Ben de bu cihetle yani gider gitmez hemen dedim ki ya bir içlerine karışalım. Hemen köye gittim ziyarete. Ama sokakta yürüyorum ilk gittiğimde. İnsanlar bakıyor şöyle bir. İçeri giriyorlar kapılarını kapatıp. Yaz ayları herkes sokakta normalde yani Ağustos ayı, Temmuz ayı öyle düşünün. Kapıdan gören içeri girmeye falan başlıyor. Dedim bu işte bir terslik var. Yani böyle olmaması lazım. Muhtar Bey'le görüştük. Dedim ki ya bir buluşalım. Köyün büyükleri kimlerdir? İşte eski muhtar varmış. Hatırı geçen, sözü geçen böyle. Bunları bir araya getirsek, ben de gelsem bir muhabbet etsek, tanışsak falan diye. Öyle bir buluşma ayarladık. Orada tabii yine biraz beni test ettiler. Yani anlamaya çalışıyorlar pozisyonumu, durumumu. Ben onlarla düşman olmadığımı, onları anlama çabası içerisinde olduğumu hissettirmeye çalıştım ve tabii bu güzel bir etkileşim içerisine gidip bunun neticesinde artık o dediğim manzara sona erdi. Yani gittiğimde kapıları kapatma, içeri girme falan onun yerine selamlaşmaya başladı. Yemeğe davet edenler oldu. Cenazeleri olduğunda katılmaya gayret ettik. Ben onları karakola davet ettim mümkün olduğunca. Bir şeyler yapmaya çalıştık. Hoş bir durum oldu. Ama şunu unutmamak lazım. Ya bazen Ankara'nın doğusuna hiç geçmemiş insanlar bulundukları konumdan oraları yanlış yorumlayabiliyorlar. Bir anlama çabası içerisinde olsak sanırım daha güzel olacak. Bir hadise anlatabilirim ama vaktimiz müsaade ediyor mu bilmiyorum bu konu Onu başka bir için. zamana saklayalım çünkü Tamam aynı peki. zamanda programı da şey tutmaya çalışıyoruz. Bir Peki herkesin evet. izleyebileceği bir limite tutmaya çalışıyoruz. Şöyle bir soruya devam edeyim ben. Şimdi sen bir süreç yaşadın ve aslında bu süreci mesleğe başladığın zaman da ne yazık ki bir talihsizlik diyelim. 15 Temmuz ile başlamış oldun bir yandan da. Yani nispeten diyelim. Peki bu mesleğin ilk yıllarında 15 Temmuz hadisesiyle karşılaşmış olman sana ne hissettirdi? 15 Temmuz öncesi ve sonrası ile alakalı nasıl bir değişiklik gördün? Bundan bahseder misin kısaca? Tabii 15 Temmuz tam gerçekten de mesleğe böyle ciddi manada başladığımız sırada denk geldi. Ondan öncesinde çünkü yine rütbeliydik ama sınıf okullarıyla falan geçti yani kurslarla geçti. Tabii ilk gününüzde hatta yani ilk bir iki gününüzde böyle bir şeyle karşılaşmanız güven duygusunu çok zedeliyor. Özellikle amirlerinize. Çünkü yani amirlerinize karşı olan güvende de şunu kastediyorum. Tekrar emir komuta zincirinin sağlıklı bir zemine oturtulması gerçekten zaman aldı. Çünkü liyakatsiz insanlar da başa gelmeye başladı. Yani insanları birden alıp götürmeye başladılar ve normalde o makamı hak etmeyen veya o makama bilerek getirilmeyen, emekliliği bekletilen insanlar birden
o makamlara gelmeye başladılar. Çünkü personel yetersizliği vardı. Bu da doğrudan hissedilebilen bir şey. Yani normalde o işin hakkını veremiyor yani. Çok net hissediyorsunuz ama sorumluluk Evet. çok büyük yani. İl jandarma komutanlığı bazında düşünün. Sadece merkez ilçeye bağlı 9 tane dış karakol var. Hakkari'nin birden fazla ilçesi var. Yani 30-40 tane belki karakola hükmedecek bir kapasitesi var İl Jandarma Komutanlığı'nın. Ama ne karakter olarak ne kabiliyet kapasite olarak onun altından kalkabilecek birisi değil. Ve neticesinde çok hoş olmayan şeyler yaşandı. Şehitlerimiz, ben birçoğunun bununla alakalı olduğunu düşünüyorum. Evet. Askerlik, yani askerlik 101 ile uyuşmayacak şeyler uygulanıyordu yani ve bakıyorsunuz diyorsunuz ki bu güvenli değil, burada böyle hareket edilmemesi lazım ama öyle hareket ediliyor. Neden? Çünkü karakter olarak siyasi politik çıkarları var. Vali Bey'e bir şey ispatlamaya çalışıyor Evet. İl Jandarma Komutanı. Evet, ne yazık ki. Veya Jandarmanın askerlik olarak yapısı zayıf. gereği, jandarma yapısı gereği siyasete biraz daha yakın olan ya taraf değil miydi her zaman zaten? Yani çünkü valiyle ve Evet. yerel yönetimlerle beraber çalışıyordunuz. Aslında beraber hallediyordunuz işlerinizi. Ve dolayısıyla aslında siyasette en fazla böyle uç noktası gibi dokunduğu nokta TSK'nın. Ve Evet. 15 Temmuz sonrası senin söylediğin gibi bizim de yıllardır da bunu görüyoruz birçok örnekleriyle. Siyaset artık içine girer hale geldi anladığım kadarıyla, değil mi? Evet, 17-25'ten sonra doğrudan hissediliyordu. 15 Temmuz'dan sonra bunu bir zafere çevirdi hükümet. Yani bunu iyice kullanmaya başladı, öyle söyleyeyim. Kısaca çok net bir örnek vereyim. Belki daha iyi hatırda kalır. Bir üst bölgemiz basıldı. Bizim de karakolumuza en yakın, yani en yakın askeri birlik biziz ve bizim karakolumuzda ikamet eden bir jandarma taburuydu basılan üst bölgesi. Tabii hemen gittik ve bölgeye ilk giden benim, yani ilk müşahede eden benim ve en güncel bilgi bizde var, bizim karakolumuzda var. İl jandarma komutanını aradım tabii ki, rapor veriyorum bir yandan ve daha şehit yaralı sayısı belli değil. Yaralıları tahliye etmeye uğraşıyoruz. Çok sıkıntılı bir durumdayız. Ben jandarma komutanıyla telefonda konuşurken Vali Bey onu aradı. Bilal bir dakika dedi, Vali Bey arıyor dedi. Ve beni telefonu açık tuttu, koydu kenara. Vali Bey ile görüşüyor. Ben müşahede ediyorum, dinliyorum yani. Vali Bey soruyor ne oldu, nedir mevzu falan diye. Dedi ki ya Vali Bey bizimkiler dedi gitmişler orada piknik yapıyorlar. Etraflarından haberleri yok, şöyle böyle. Tabii dedi gelir basarlar, şöyle olur böyle olur. Ben yapacağımı biliyorum, merak etmeyin. Hemen zaten şimdi bölgeye gidiyorum. Bu beni çok yaraladı. Yani o emir komuta zinciri altında daha çalışmanız gerekiyor, öyle düşünün. Ve Evet. dakika bir satış bir yani. Evet, ne yazık ki. Burada bir çok söylenen bir şey var. Büyüklerim özellikle meslekte ilerlemiş olan büyüklerim, rütbe almış olan büyüklerimin söylediği bir şey var. Çok hoşuma gidiyor. Üniforma sadece giydiğin bir kıyafetten ibaretse eğer, o zaman sen subay olmuyorsun zaten. Sen sadece devletin bir memuru oluyorsun. O anda orada bulunman gerekiyor. Ama subaylık başka bir meziyet. Yani subaylık bir nosyon, bir eğitim alman gerekiyor. Belli bir ortamın içerisinde pişmen gerekiyor ki ancak böyle subay olunabilsin. Ama en büyük sıkıntı liyakatsiz insanların başa gelmesiyle yaşanan, senin anlattığın gibi birçok örnek açıkçası ve şu anda bu gittikçe de artıyor. Ben de bu tam liyakat bölümüne geçerken bu 15 Temmuz'la beraber şu soruyu sana yöneltmek istiyorum. Bir görevden uzaklaştırma sürecin oldu malum her hepimizin olduğu gibi ve görevden uzaklaştırmadan sonra da atılma sürecine doğru gittin. Bu süreçte TSK içerisinde kısaca anlatabilir misin? Neler yaşadın? Komik bir şey yine. Ben karakolda boya yapıyorken, yani arkada askerim boya yapıyor. Ben de başında duruyorum, bakıyorum. Yani karakolu iyileştirmeye çalışıyoruz. Yani sanki 30 yıl orada çalışacakmışız gibi. Sonuçta orası bizim şahsi malımız, bir şeyimiz değil. Ama işte her gelen bir çivi çaksa orası güzelleşir. Çok kötü bir haldeydi karakol. Boya yaparken bir uzman jandarmam geldi. Suratı düşük belli yani. Komutanım gördünüz mü falan dedi. Ne oldu falan dedim. Hayırdır dedim. Listede sizin de adınız var falan dedi. Ne listesi dedim. Güldüm böyle. Ama aklımda canlanıyor. Neden canlanıyor? Çünkü sürekli o ara peşi sıra KYK listeleri, açığa alınma listeleri. Ve şunu söyleyebilirim. Belki sizde de aynısıdır. Yani aynı şeyi hepimiz müşahede etmişizdir. Bir liste geldiğinde herkes birbirinden rica ediyor karakolda. 7-24 birliktesiniz. Oturma odası bir tane. Bütün rütbeliler orada. Ve herkesin ilk yaptığı şey şu, kendi ismini aramak.
Yani kimsenin şöyle bir rahatlığı yok. Ya benim başıma böyle bir şey gelmez. Herkes istisnasız, her rütbeden, her insanın ilk yaptığı şey şuydu. Yani listeyi bana da atar mısın? Bir bakayım hemen kendi adını. Ne yazık ki alfabe sırasında değildi. Bulmak da çok zordu. Aşağı doğru inmen gerekiyor. Tek tek bakacaksın. Hep zorlaştırıyorlar. Hiç yardımcı olmuyorlar. Evet, hep öyle peki. Öğrendim. Evet. Sonrasında adıma sürecine sürüklendi. Ya hemen şeye davet ettiler. İl jandarmaya evrakları tebliğ etmeleri lazım. Orası şöyle bir yer değil. Merkezde değilsiniz. Hemen ha deyince gidemiyorsunuz. Ben yardım istedim yani köylüden. Beni muhtar bey sağ olsun geldi aldı. Vedalaşmam gerekiyor personelimle. Ya bunları anlatıyorum çünkü bunlar bana göre asıl kayda geçmesi gereken şeyler bunlar. Yoksa rakamlar, istatistikler her yerde bulunabilecek şeyler ama insanların hissettiklerini paylaşmadıkları sürece bilemezsiniz. Orada ne yaşandı tam olarak ve ben karakoldan ayrılırken yani buna gerçekten tüm samimiyetimle yemin edebilirim. Bütün personelim ağladı. Ben kendimi çok sıkıyorum. Çünkü dik durmaya çalışıyorum. Yani bir haksızlığa uğramışsınız. Bunu personeliniz de görüyor. Çünkü yaptığınız işler ortada. Yani canınızı hiçe sayıyorsunuz. Hepsi ağladı. Onları gören muhtar ağladı. Ellerini kaldırdı böyle dua etti. Ya dedi Allah'ım görüyorsun dedi şu olanları. Çok dini bütün bir insan da değildi aslında ama yine de yani onun da onuruna dokundu sanırım. Çünkü güzel ilişkiler geliştirmeye çalışıyorduk. İlk defa anlama çabası içerisine girmiştik karşılıklı. Sonra merkeze gittiğimde tabii evrakları tebliğ ettiler. Ben yine de alasmalı demek için komuta kademesi o sırada toplantı halindeydi. İçeri girdim dedim böyle böyle ben ayrılıyorum. Orada bana kendileri sordular. Ya neden açığa alındın peki dedi. Dedim ya bunu sizin bana tebliğ etmeniz gerekmiyor mu? Aynen bu şekilde ifade evet, ettim. Kesinlikle. Bir liste geliyor. Çoğu zaman imzasız hatta bu liste. Ve açığa alındığınız belirtiliyor. Benim silahımı da aldılar. Asker kimliğimi de almaya kalktılar ama o sırada lojmanda ikamet ediyorum. Ve ben sadece görevden uzaklaştırılmışım. Yani lojmana evet. Nasıl girebilirim? Eşimin yanına da mı giremeyeceğim? Silahımı aldılar ve evet Hakkari'den Van'a kadar yaklaşık 3 saatlik bir yol. KTM yok bu defa. Yolda sürekli problem yaşanıyor. Yol kesme şu bu gibi hadiseler var. Evet nasıl gidersen git. Yani sivil taksiyle ben o 3 saatlik yolu bir sivil vatandaşla, sivil bir taksiyle tabancası, silahsız yolu, askeri kimliğimle seyahat ederek tamamladım yani. Van'a öyle vardım. Tatsız şeylerdi. Hoş zamanlar değildi evet. Üzüldüğümü hatırlıyorum. Yani insan hala şu an düşündüğü zaman bile o günlere gittiğinde hala etkileniyor açıkçası. Ben bunları dinlerken bile çok etkileniyorum. Çünkü kendi yaşadıklarım da bir yandan aklıma geliyor. Benzer hadiseleri benzer şekillerde farklı yerlerde yaşamışız. Ve bunu yaşayan binlercesi var ne yazık ki. Ve bu çok üzücü bir durum. Demin de söylediğimiz şeyle birleştirirsek TSK çok büyük bir kayıp yaşadı. Bu kaybın telafisi de yok. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü senin gibi bir örnek var elimizde. Sen durmak bilmeyen, dinmeyen, tabirim maruz görsün yani dört nala koşan bir at gibi sürekli olarak bir motivasyonla bir sonraki engeli aşmaya çalışan bir örneksin. Özellikle seni bu ekrana çıkartmayı istememizin pardon sebeplerinden bir tanesi de buydu aslında. Çünkü çok güzel bir örneksin. Yani bu süreçten sonra yaşananlar için çok güzel bir örneksin. Konuyu şuraya bağlayacağım açıkçası. Şimdi önünde bir subaylık vardı, bir harp okulu eğitimi aldın. Harp okulunda sayısal eğitim aldık hepimiz. Hepimiz mühendislik eğitimi aldık ama hiçbirimiz alana özel, dışarıda sivilde direkt olarak çalışabileceğimiz tarzda bir eğitim almadık. Çünkü subaylık eğitimi almıştık. Ama sen bunun üzerine belli bir dönem sivilde çalıştıktan sonra karar veriyorsun. Çok zor bir karar. Kendim de yaşadığım için biliyorum. Ve yurt dışına çıkıyorsun. Ailenle beraber geliyorsun. Geldikten sonra da gene bir karar veriyorsun ve diyorsun ki ben artık ayaklarım üzerine duracağım. Ve data science alanında yani veri bilimi alanında eğitim alacağım ve kariyerime buradan sonra devam edeceğim diyorsun. Bu kararı almak, bu zor kararı almak nasıl bir haleti ruhiye içerisindeydin? Ne düşündün de bu kararı aldın? Ve niçin bu alanı seçtin? Yine birden fazla sebep var açıkçası. Bir şansım vardı diyeyim sanırım. O da şu, evet sistem mühendisliği mezunuyuz. Biz sistem mühendisliği diplomamız var. Bununla birlikte içerisinde bir alan seçmemiz gerekiyordu harbi okulundayken. Ve ben işletmeyi seçmiştim. Business Administration diyebiliriz İngilizce için. Bu birincisi sivil hayata geçişte işimi biraz kolaylaştırdı. Yani tutunacak bir dalım vardı yani iş başvurusu yaparken. Ve evet oradan gerçekten yürümeye başladım. Ufak bir başlangıç yaptık. Burada şunu söylemem lazım ya da en sonunda söyleyeceğim çıkarım olarak. Orada devam ettikten sonra
tabii 2017'ler falan böyle Big Data'nın çok konuşulmaya başlandığı, yapay zekanın ufak böyle gelişmeler gerçekleştirdiği zamanlar. Daha ilk adımlarıydı. Evet, gerçekten öyle ve bir üretim firmasında çalışıyorduk. Aklıma hemen şu gelmişti. Ya buradaki makinelerin o datalarını bir server'a atabilsek, orada bir database'de anlık inceleyebilsek. Çünkü şöyle bir problemimiz oluyordu. Makineler bazen durması gerekiyor. Ya duruyor, arıza veriyor. Ve biz o arızayı tespit edene kadar üretim duruyor. Bir üretim hattı çünkü bu. Evet. Ve bize çok ciddi maliyete sebep oluyordu bu. Aslında bu machine learning ve veri bilimiyle çözülebilecek bir mevzu. Yani parametreleri güzel incelerseniz. Bunu o sırada fark ettim. Aa dedim, bu çok çılgın bir şey. Yani big data, yapay zeka çok güzel şeyler olabilir. Orada bir ilgimi çekmeye başladı, öyle söyleyeyim. Daha sonrasında tabii Türkiye'yi terk etmemiz gerekti. Buralara geldik. Öncesinde yine çalışmam gerekti burada. Hemen direkt böyle kafanızdakileri hayata geçiremiyorsunuz. Bir tekamül gerekiyor yani, aşama aşama. Sonrasında evime çok yakın bir üniversite vardı. Ve üniversiteyle irtibata geçtim. Dedim ki ben zaten business mezunuyum. Ve data science, sizin bölümünüzde de böyle bir şey gördüm. Business ile IT'nin birleşimi. Yani iki dersleri birlikte barındırıyor. Bilgisayar dersleriyle işletme derslerini birlikte barındırıyor. Ve benim zaten bir işletme diplomam var. Bu derslerimi sayar mısınız dedim. Onlar dedi ki evet sayarız. Sonra evet, hiçbir şey boşa gitmiyor tekrardan. O dil puanlarım, evet çok yıllar öncesinden İngiltere'ye master'a gitmek için çalıştığım sınavlardan kalma dil puanlarım, cesaret ettim, söyledim. Dedim ki benim dil puanım da var hazırda dedim. Tekrar sınava girmem gerekir mi? Biraz eski ama Belçika'dayım. Zaten İngilizce çalışıyorum. İstiyorsanız dedim mülakat yapabiliriz. Baktılar, tam dil puanını da kabul ediyoruz. Tekrar sınava girmene gerek yok dediler. Yani her şey üst üste geldi açıkçası. Dedim ki artık ben helva yapmazsam olmayacak yani. Bu kadar şeyin üstüne üniversiteye başladım. Başlangıçta biraz zor bir karardı. Şu yüzden zor bir karardı. Harbi okulu çok meşakkatliydi. Psikolojik olarak, fiziksel olarak zor bir okuldu ama akademik olarak çok zorlamadı açıkçası. Yani çok fazla ders çalışmam gerekmiyordu. Belki onu da bilerek yapıyorlardı. Çünkü bu sefer fiziksel aktivitelere ayıracak zamandan kısmaları gerekirdi. Evet. Askeri eğitimden. Kendimi tam gerçekleştirememiş hissediyordum. Master içimde kalmıştı gidememek. Ve gerçekten iyi bir eğitim almak istiyordum yabancı bir dilde. Öyle olunca dedim ki ben inşallah bu işi yapacağım. Ve tabii eşimin çok büyük desteği oldu. Daha ilk açığa alındığımda, ihraç edildiğimde demişti. Yani tekrar okumak istiyorsan okuyabilirsin. Ne iş yapmak istiyorsan ben arkandayım demişti. Yani bu çok büyük bir destek. Bence evet. En önemli kısmı burası sanırım. Sizde nasıl oldu? Sizde de aynısıdır sanırım. Yani eşiniz desteklemesi yapamazsın. Ben söylediğim şey aslında ben kendi kendime düşündüm bir anda. Ben nasıl seçtim bunu diye düşündüm. Ben nasıl bu alana girdim. Aynı alanda çalışıyoruz seninle biz hemen hemen. Evet. Science'ın başka bir kolunda çalışıyorum. Çok geniş bir alan olduğu için. Bende de aynı şekilde oldu. Yani benzer durumları yaşadım. Ben de buraya geldikten sonra yaklaşık buraya geldiğimde 2007 yılında yüksek lisans esnasında almış olduğum sertifikamla işe girdim. Dedin ya hiçbir şey boşa gitmiyor diye. O zaman bana hatta arkadaşlarım alay ediyorlardı. Ben Six Sigma Black Belt Certificate diye bir tane şey var. Yani ne diyelim? 6 Sigma Karakuşak Sertifikası. Quality Management ile alakalı bir sertifikaydı. Ve devlette işe girdiğimde Flemencem olmamasına rağmen İngilizce ile kabul ettiler. Ve evet, sırf o sertifikamı da baz alarak kabul etmişlerdi. Benim hikayem başka bir hikaye. Benim için konuşturma. O bölüme girmeyelim. Biz seninle devam edelim. Şimdi bir eğitim süreci geçirdin ve eğitim sürecinde bence başarıyla bitirdin. Yakından tanıklık ettim ben buna ve zaten başarılarını da Twitter'da paylaşmış olduğun derece fotoğraflarında ve şeylerin hepsinde var. Yani başarılı bir şekilde bitirdin okulunu ve okuldan hemen sonra da tekrar bir daha işe girdin. İşin içerisinde kendini göstermeye çalışıyorsun. Biliyorum, konuşuyoruz bunu, seninle irtibatlıyız. Oradayken de çok çabuk hızlı bir şekilde kendini oraya gösterdin ve değerini ortaya koydun daha doğrusu. Şirket senin değerini anladı ve sana yakın zaman içerisinde de bir promosyon vermeyi niyetliler diyebiliyorum. Bunu dinlerler umarım. O promosyonu da verirler diyelim. Peki bu motivasyon nereden geliyor? Yani sen kendi motivasyonunu nasıl canlıtıyorsun? Evet. Bu soru niçin önemli? Özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü bizim gibi bu durumu yaşayanların en büyük şu anda handikapı motivasyon. Motivasyonu nasıl canlıtıyorsun? Bunun sırrı nedir? Evet, bu oldukça zor bir soru, karmaşık bir soru. Çünkü motivasyon herkeste değişiyor sanırım. Yani benim motivasyonumla bir başkasınınki aynı olmayabilir. Ama aynı olan bir şey var, o motivasyonu canlı tutma çabası. Yani o çabayı üzerine yoğunlaşmak gerek diye düşünüyorum. Benim motivasyonum
kademe kademe iyileştirmek üzerineydi. Yani şöyle, evet bir haksızlığa maruz kaldığımızı ve şu anda doğru pozisyonda olmadığımızı hep düşünüyordum. Yani ilk günden itibaren açığa alındık, çalışmaya başladık falan ama daha fazlasını yapabileceğini insan bilir yani. Kendisini tanıyordur çünkü. İlk adımı sanırım kendini tanıması insanın. Önce kendinden emin olması, özgüveni olması falan lazım. Yani biliyor olması lazım. İkincisi de sevdiği şeyi yapma gayreti. Yani sevdiğiniz bir şey varsa ve onu yapmak istiyorsanız lütfen üzerine gidin. Yani siz bir şey alıkoymamalı. Yani tabii burada bir şeyin altını tekrar çizeyim. Bu söylediklerim belki bazı insanlar tarafından hoş karşılanmaz çünkü herkes doğru koşullar altında değil şu anda. Kimisi yaşam mücadelesi veriyor, kimisi hastalıkla boğuşuyor, ekonomik sıkıntısı olan izleyicilerimiz katiyen vardır, eminim vardır. Onları incitmek istemem yani böyle hariçten gazel okuyor gibi gözükmek istemem. Burada kastım şu, bir yerden başlamak gerekiyor, koşulları yavaş yavaş iyileştirmek gerekiyor ve insanın kendine inanması gerekiyor bence. Ben onlara inanıyorum. Yani onlar şu anda kimisi kendine inanmıyorsa bile bulunduğu ortam çok karanlık gözüküyor olabilir. Bir çıkmaz da görüyor olabilirler kendilerini. Ama yarının ne getireceğini gerçekten kimse bilemiyor. Sadece şu an bir yerden başlayabiliyorsalar başlasınlar. Başlayamıyorsalar bir gün bir yerden başlayabileceklerine gerçekten inanması lazım hepimizin. Bir gün bir yerden başlayacaklar inanıyorum. Ve ondan sonra önündeki koşullara göre tekrar adapte olmak ve fırsatları değerlendirmek, fırsatları görmek. Burada koşulları adapte olmaya ayrı bir parantez açmak gerektiği düşünüyorum. Bizim iş yerinde de bu konuda bir övgü almıştım sanırım. Övgü diye nitelendiriyorum. Bir menajerimiz bir gün şöyle baktı, dedi ki Bilal ya dedi çok hızlı adapte oluyorsun değişen koşullara dedi. Bu çok güzel bir şey dedi. Şaşırdım. Evet dedim çünkü kişisel hikayemizi biliyorlar. Yani her fırsatta anlatmaya çalışıyorum Türkiye'de Evet. yaşananları. Niye buralarda olduğumuzu. Ve bunun doğrudan yaşadıklarımızla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu bana has bir şey değil. Sizde de aynısı eminim vardır. Başkalarında da vardır. Çünkü hayat bizi bu yönde biraz yöneltti. Yani bizi bu tarafa doğru yöneltti. Adapte olmak zorundasınız. Hepimiz çok kolay adapte olabiliyoruz. Umarım bulunduğumuz koşullara adapte olup bununla barışıp bunun içerisinde doğru fırsatları görmeye çalışıyoruzdur hepimiz. Benim motivasyonum sadece buydu. Yani daha fazlası değil. Eğer başka bir yerde olsaydım bulunduğum ortamda iyi bir insan olmak için, iyi bir insan olurken de mutlu kalmaya devam etmek için elimden geleni yine yapardım. Bu belki bu sefer data scientist olmazdım. Mutlu bir oduncu olurdum bilmiyorum. Yani odun keserdim ama onu güzel yapmaya çalışırdım. Yani en iyi şekilde yapmaya çalışırdım. Evet. Birçok bilinmeyen denklem içerisindesin. Örnek vereyim, ben de yaşadığım için biliyorum. Mesleğinden olmuşsun. Orada bir 15 Temmuz yaşanmış. Ülkede arkada sevdiklerini bırakıp Belçika'ya gelmişsin. Ve Belçika'da tekrar sıfırdan bir hayat kurmaya çalışıyorsun. İngilizcem var ama yerel dili de öğrenmen gerektiğini biliyorsun. Bir yandan da acaba onu mu yapsam, bunu mu yapsam ikilemi içerisindesin. Ve birçok kişiler bunu yaşadığı için anlatıyorum. Ama buna rağmen de bunları başardın. Başarıyorsun demiyorum, başaracaksın da demiyorum. Ama sen bunları başardın ve gösterdin. Şimdi bu kadar denklemin içerisinde bir de sana destek olduğunu az önce söylediğim bir de eşin ve yakın zamanda doğmuş olan bir de bebeğin var. Dolayısıyla bir de doğum sürecini geçirdin. Ondan öncesi hamilelik süreci de mutlaka zordu. Bunların içerisinde sadece gene örnek olsun diye çok duymalarını istiyorum bunu. Nasıl aile hayatını dengeledin? Evet, bu yine çok önemli bir soru. Son bir senesi eğitimimin şimdi şununla geçti açıkçası. Hamilelik ve doğum bebeğinde ilk 3-5 ayı son eğitim senemin bir senesi böyle geçti. Tabii hastane kontrolleriniz oluyor, sınavlarınız oluyor. Bazen çakıştığı zamanlar oluyor. Bir sunum yapmanız lazım ama artık yani eşiniz 9. ayda yani. Evde Evet. bıraktığınız zaman da aklınız orada kalıyor. Veya çocuk sınav dinlemez yani. Yeni doğmuş bir bebek 40'ı çıkmamış daha. Evet, biraz zor zamanlar oldu diyebilirim. Ama yine burada karşılıklı anlayış sanırım. Eşinizin destek olması çok önemli. Yani anlayışlı olması. Bazen o uykusuz kalıyor, bazen siz uykusuz kalıyorsunuz. Her fırsatta deşarj olmak için çaba harcadık. Yani hafta sonu bir fırsat oluşturup deşarj olmaya çalıştık. Ama bir şey söylemem lazım. Yani şu konuda bir gayretim vardı. Bir yetişkin olduğumu, sorumluluklarım olduğunu, 18 yaşında hiçbir sorumluluğu olmayan, öyle üniversite okuyan bir öğrenci olmadığımı farkındaydım yani. Buna göre hareket etmeye çalışıyordum. Bu bir sorumluluk gerekiyor. Yani yine mesai yapıyor gibi o gün sabah dersim olmasa bile
Sabah 7-8'den sonra yatmıyordum kesinlikle yani. Kalkıp dersimi çalışıyordum, evet. Hani o gün ders 12-1'de ise ben sabahtan dersimi çalışıyordum. Eşim kursa gidiyordu, kursuna gidiyordu. Akşam onunla vakit geçirmeye çalışıyordum. Hafta sonuna bir şey bırakmamaya çalışıyordum. Yine ben 5 gün, haftanın 2,5-3 günü bazen dersim oluyordu ama ödevleri, sunumları, ders çalışmam gereken zamanları bu zaman diliminde saklı tutuyordum. Belki bunun bir katkısı olmuştur çünkü daha okula yeni başlamış genç arkadaşlar belki bu konuda zorlanmış olabilirler zaman yönetimi konusunda. Ama buradan bir kazanım elde edebilir yani aileye zaman açılabiliyor sanırım bu şekilde. Evet. Hep geçmişi konuştuk. Şimdi bir de geleceğe gidelim. Çünkü sen şöyle bir insansın, tanıdığım Bilal. Hedeflerini koyuyor ve hedeflerini başarmak için elinden geleni yapıyor. Kendi kendini motive edebiliyor. Etrafındaki bilinmezlikleri çözüp hedefe ulaşabiliyor. Şimdi ilerideki hedefleri konuşalım. Gelecekteki ümitlerin, planların, geleceğe bakan tarafıyla kendine koyduğun hedeflerin nelerdir? Evet, sanırım biraz dinlenme pozisyonuna geçtim ama buradaki dinlenme yanlış anlaşılmasın. Artık durduk bunun gibi değil. Şu an fırsatları anlamaya çalışıyorum. Çünkü endüstri çok hızlı değişiyor ve generatif veya yapay zekanın daha üretken tarafı diyeyim. Yani chatbotların işte yani ChatGPT'den bahsedebiliriz burada çok bilinen haliyle. Endüstriye çok hızlı bir etkisi var. Yani bunu devamını öngörmek bile çok zor ve endüstri devriminden falan çok daha güçlü bir şey olduğu tahmin ediliyor. Yani siz de inceliyorsunuz yakından. Burada yeni oluşacak fırsatları anlamaya çalışıyorum ve bence hala daha tam oturmuş değil. Yani şunu bilemiyoruz kesin olarak. Endüstri şu tarafa evrilecek. Yapay zekanın şu tarz etkileri olacak. Şu an bilmiyoruz. Yani bunu anlamaya çalışıyorum. Buna göre bir pozisyon almaya çalışıyorum. Daha genelde bahsedecek olursak ama en önemlisinin şunun olduğunu düşünüyorum. Geleceğe dair planlar olarak. İyi bir insan olmak istiyorum. Çevremdeki koşulları da buna göre oluşturmaya çalışıyorum. Yani çünkü İyi bir insan olmak günümüzde gerçekten çok zor. Birçok coğrafyada yani sadece Türkiye'de de değil. Çünkü aşırı sağ yükseliyor. Üzerinize geliyor insanlar kimliğiniz sebebiyle hedef alınabiliyorsunuz. Zaman zaman ayrımcılığa maruz kalabiliyorsunuz. Bunlara rağmen duruşunuzu korumak gerçekten zor. Yani bir duruş sahibi olmak şair diyor ya hani insanın bir duruşu olmalı diye. Evet insanın bir duruşu olmalı ve o duruş bazen çok pahalıya mal olabiliyor insanlara. Bunun için fedakarlık yapmaya hazır olduğumu düşünüyorum hala. Yani yeri gelirse gerekirse çantam alıp yine giderim. Hiç sorun değil. Eşim de bana bu konuda umarım ayak uydurur eminim yani. Birincisi iyi bir insan olmak, ikincisi de iyi bir çocuk, iyi bir insan olarak çocuğumu yetiştirebilmek. En önemli her şeyden önce sanırım şu an bunlar geliyor yani. Çok güzel bir noktada bıraktın aslında. Bir sonraki soruma da bu konuyu bağlayacağız. Bu da son sorum olacak sana. Ziyadesiyle zamanımızı kullandık şimdiye kadar. Çocuk dedin ve çocuk yetiştirmekten bahsettin. Ne yazık ki şu anda biz şanslı olanlardanız. Ben hasbelkader bir dönem hapishanede kaldıktan sonra çıktım ama halihazırda hapishane sürecini devam ettiren meslektaşlarımız var. Hapishane sürecinden çıktıktan sonra Türkiye'de halihazırda bulunanlar, yurt dışına dağılmış oldukları yerlerde, oralarda tutunmaya çalışanlar var. Yurt içerisinde hapishanedeki yakınlarına diyeyim, bunlar koca, karı veya şey olabilir, değişiyor ama yakınlarını bekleyen aileler var dışarıda. Onlara hasret çocuklar var. Tüm bu aslında hoş olmayan senaryo içerisinde bir de gençlerimiz var ki gençlerimiz de ayrıyetten bir taraftan tutulmaya çalışıyor. O yüzden sorumun boyutu iki türlü olacak. Birincisi, oradan başlamak istiyorum. Senin benim meslektaşlarımız ve onların ailelerine, şu anda halihazırda hapis tutulan ailelerine çağrıların, dileklerin veya söyleyeceklerin nedir? Bu aynısını hayata tutunmaya çalışan gençler için senden rica edeceğim. Çünkü sen onlara şu anda ulaşabileceğimiz en yakın yaşlardaki meslektaşlarımızdan bir tanesisin. Teşekkür ederim sorunuz için. Bu konuda evet ben de bir şeyler söylemek isterdim açıkçası. Çünkü çok ciddi motivasyon kaybımız var. Süreç uzadıkça insanlar daha da zorlanmaya başlıyor. Çok doğal. Çünkü insanız. İnsan olmanın gereği bu. Söyleyecek şeyler bulmakta gerçekten bazen zorlanıyorum. Çünkü Türkiye'de rasyonel bir durum yok. Yani o yaşananları mantık içerisinde izah etmek mümkün değil. Bir akıl tutulması yaşanıyor. Bununla birlikte şunu da söylemek lazım. Bunun
sadece Türkiye halkına, Türkiye'ye mahsus olduğunu düşünmüyorum. Benzer koşulları başka bir coğrafyada başka insanlarla simüle etsek sanırım benzer şeyler yaşanırdı. Bu gerçekle de barışmaya çalışıyorum. İnsanımıza tamamen küsmemek için. Yani bir şekilde o, çünkü bağ hissedemiyorum. Bir şekilde o bağ koptu, koparılıyor her geçen gün biraz daha zaman geçtikçe. Bunu kendime kabul ettirmeye çalışıyorum. Önce onu söyleyeyim. Bu oradaki insanlarımız için, sevdiklerimiz için de geçerli. Hepsini kader arkadaşı olarak görüyorum en öncesi ve o kader birlikteliğinde de birbirimizden farkımızın aynı zamanda farklı yerlerde olmamız gibi değerlendiriyorum. Yani onların başına gelen bir kısmımız bir kısmen tecrübe etti, bir kısmımız hiç tecrübe etmeden yurt dışına ayrıldı, bir kısmımız hiç tecrübe etmedi, orada bir cezai soruşturma da geçirmedi, hayatında devam ediyor ama bizi ayıran şey bir farklı fiiller işlemiş olmamız, yanlış şeyler yapmış olmamız değil. Çok büyük çoğunluk için konuşuyorum. Buradaki fark farklı zaman, ya doğru yerde doğru zamanda olmaktan geçiyordu yani. Özellikle bizim meslek grubumuzdan insanlar bir telefonla her zamanki gibi bir telefon, beklenmedik bir telefon geldi ve mesaiye gittiler. Bir kısmı darbeci diye gözaltına alındı ve müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ne yazık ki. Ben hayatımdaki en güzel insanları harbi okulunda tanıdım. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ve bir iletişim kanalı açılsa keşke, şunu da söylemek isterdim. Yani bir şekilde ulaşamadığımız o bağımızın koptuğu insanlara aslında tanısanız çok seversiniz yani. Çok güzel insanlar. Biz de öyle olduğumuzu düşünüyorum. Bir zararımız yoktu kimseye. Onların ümidini taze tutması adına şunu söyleyebilirim. Her şeyin bir sonu var. Yani en önce ben buna inanmak istiyorum. Kendim de çok sıkıntılı süreçler yaşadım. Burada bahsedemeyeceğim tabii ki. Bahsetmek de istemiyorum açıkçası. Ama benim de çok zor 2 yıl geçti yani. Bunu paylaşabilirim onlarla en azından. Çok sıkıntılı bir 2 yıldı. O 2 yıl süresinde kendimi hep şununla motive ettim. Bugünler geçecek. Öyle veya böyle geçecek ve ben geçtiğinde sağlığımdan olmuş bir şekilde o güzel günleri karşılamak istemiyorum. Geride psikolojik problemler kalsın istemiyorum ben de. Yani hem fiziksel olarak hem psikolojik olarak dış görünüşümde, iç dünyamda bana hasar bıraksın istemiyorum bu yaşadıklarımız. Zaten şu anımızı mahvediyor, şu günümüzü mahvediyor. O yüzden geleceğe dair bu bende bir kanser hastalığına sebep olmaması için ne yapmam gerekiyorsa psikolojimi diri tutmam, evet buna çaba göstermem lazım. Çünkü yarın olabilir bu gerçekten. Yani bir sabah kalkarsınız, bakarsınız politika değişir, dış dinamikler değişir ve koşullar iyileşir ama siz iyi olacak mısınız o yarın geldiğinde? Sağlığınız buna müsaade ediyor olacak mı hala, yoksa kendinizi inanılmaz derecede yıpratmış, bitmiş, tükenmiş olarak mı o güzel günlere erişeceksiniz? Benim motivasyonum buydu. Ailemle de bu şekilde olmaya çalıştık. Çünkü bir gün geçeceğini biliyorduk ama geride hasar bıraksın istemiyorduk. Onlar için yapabileceğimiz her şeyi yapmaya hazırız. Umarım daha fazlasını yapabiliriz. İnsan Evet. çocuğunu severken bazen mahcup oluyor. Yani bu sanırım herkesin anlayabileceği bir şey değil. Bir yandan çok mutlusunuz. Bir evlat sahibi oluyorsunuz. Bir yandan da her sevişinizde, her gülüşünüzde aklınıza kucağına alıp sevemeyen kardeşleriniz, arkadaşlarınız, büyükleriniz geliyor. Bunlar tarifi zor şeyler. İnsanın böyle bir mahcubiyet yaşaması üzücü bir şey, evet. Evet. Bizi bunları yaşamaya zorlayanlar, bizi bu mahcubiyeti yaşatanlar utansınlar diyelim ve inşallah da senin dileklerine ben de katılıyorum. En kısa zamanda ailelerine ulaşamayan, sevdiklerine ulaşamayanlar da en kısa zamanda her neredelerse ulaşsınlar diye ümit ediyorum. Çünkü çok farklı örnekler var. Bilal, çok teşekkür ederim. Çok güzel ve çok akıcı ve bence çok faydalı. Hem birçok anlamda faydalı olabileceğini düşündüğüm bir söyleşi yaptık seninle. Hem seni daha yakından tanıma imkanı sağlamış olduk izleyicilerimize, hem de senin bu başarılar dolu hayatın içerisinden kendilerine ödev, ders veya öğüt alabilecekleri gençler için özellikle bir program yapmış olduk. Ben bütün ekip, Aleste ekibi olarak gıyabında sana tekrar teşekkür etmek isterim. Çünkü ekip olarak da seninle çok yakından görüşüyoruz. Biz hepimiz seni yakından tanıyoruz. Çok da sevdiğimiz bir arkadaşımızsın. Ümit ediyorum ki az önce verdiğin sözün arkasında dururuz. Başka bir program daha yaparız senin. Çünkü programlar bence daha güzel olacak diye düşünüyorum. Alesta'da
Bugün Bilal Özden'i ağırladık. Biz Bize programındaydık ve kendisinin hayatına tanık ettik. Yaşanmışlıklar içerisinden çıkartabileceğimiz dersler olduğunu da görmüş olduk. Ümit ediyorum bu örnekler, başarı örnekleri daha da artacak. Avrupa'da, dünyanın dört bir tarafında ve Türkiye'de dahil olmak üzere bu başarı örneklerini bir bir tanık ediyoruz ve daha da edeceğiz. Hiçbir şey bitmedi. Üstümüzdeki üniforma çıktı sadece ama içindekini öldüremediler. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.